Efendim, Mekke'de haç hazırlıkları tamamlandı. Hazreti Muhammed'in haç Arafat'tır sözüne konu olan Arafat'ta durum ne? Arafat dinler tarihi açısından neden önemli? CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan Arafat'a gitti, son durum aktardı. Burası Arafat, Cebeli Rahman'dayız. Cebeli Rahman yani Rahman Tepesi bölgesindeyiz. Karşımda çadırları göreceksiniz. Hacılar geldiklerinde, Arafat'a vakfe için geldiklerinde o çadırlarda kalacaklar. Buraya da yoğun bir ilgi var. Burası nasıl bir bölge? 14 kilometre kare olan bir yer. Çevreye bakıyorsunuz, bir sürü hacı, hacı adayı buraya gelmiş durumda. Buranın dinler tarihi açısından da çok önemli bir yeri var. Öncelikle Hazreti Adem ile Havva'nın inanışa göre burada buluştukları, ilk kez dünyaya indiklerinde burada buluştuklarına inanılıyor. Ayrıca Hazreti İbrahim'in de hac görevini bu bölgede Cebrail'den öğrendiği rivayetler arasında. Baktığımızda tabii Müslümanlık için, İslamiyet için de çok önemli bir yeri var. Çünkü Hazreti Muhammed burada veda hutbesini veriyor. Büyük bir bölümünü, ağırlıklı bir bölümünü Arafat'ta veriyor. Müslümanlar burada şu anda dua ediyorlar. Peki Kurban Bayramı gününde ne olacak? Kurban Bayramı gününde de öncelikle Kurban Bayramı'ndan bir gün önce buraya gelinecek. Arafat'ta vakfe yapılacak. Ardından da tekrar Kabe'ye dönülerek tavaf edildikten sonra hacı olunacak. Tabii bunları yapılırken de tekrar ihrama girilecek. Baktığımızda bu süreç yaklaşık 2-2,5 gün sürecek ve o süre zarfında bütün hacılar bu bölgedeki biraz önce gösterdiğimiz şu çadırlarda kalacaklar. Haccın 3 farzı var. Birincisi ihrama girmek, ikincisi Arafat'ta vakfe etmek, üçüncüsü ise Kabe'de tavaf etmek. Bu hac farzası içerisinde en önemli yerlerden birisi de Arafat. Arafat'ta vakfeye duruluyor. Zira burası mahşerin provası olarak da görülüyor. Yani insanlar öldükten sonra tekrar dirildiğinde, İslam inancına göre tekrar dirildiğinde mahşer karabalığını sembolize ediyor. İhram, biliyorsunuz, iki beyaz havludan oluşuyor. O da kefeni sembolize eden bir şey olarak ortaya çıkıyor.